ATV ekranındaki gelişmelere, diziler ve programlardan renkli görüntülere yer verdiğimiz turumuz başlıyor. İzleyicinin merakla beklediği her cayi tanıtımlarıyla ilgi uyandırmaya devam ediyor. Reyhan ve Miran aşkının akıbetini merak eden izleyici tanıtımlardan ipuçları yakalamaya çalışıyor. Ercai'nin yeni sezondaki ilk bölümüyle buluşmayı bekleyen izleyiciler için tanıtımdaki akrebin ne anlama geldiği merak konusu olmuştu. Ercai cuma akşamı ATV ekranında izleyip akrebin ne anlama geleceğini ve Reyhan'la Miran cephesinde neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Turumuza eğlenceli bir haberle devam edelim. Ekranların en çok izlenen programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'te sosyal medyada Müge Anlı'nın taklidini yaparak fenomen olan Tansu Dayan konuk oldu. Ben mizahı severim. Akıllıca yapılan mizahı severim. Eleştirinin dozunu kaçırmayan, içinde zeka taşıyan her mizah aslında hepimize çok gerekli bir şey. Arada gülmek de lazım. Ve yine böyle çok... keyifle izlediğiniz birisi olduğunu biliyorum sosyal medyada. Tansu Arif Dayan. Arkadaşlarımız evet. Gel Tansu, hoş geldin. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsın? İyi, sağ olun, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Sen neler yapıyorsun ya benimle ilgili böyle? Bana bu konuyla ilgili hiçbir şey söyleme. Sen kumpasçısın. Hayır, bakın. Sen yalancısın. Hiçbir şey söyleme bana. Şimdi şunu çok söyleyeyim. Çok hain bir adamsın sen. Hayır. Çok tehlikelisin. Aysel Hanım burada çırt çok deyip tehlikelisin. Mesaj göster. Bakın, bu mesajı yazdın dedin ya, çok bu. Tehlikelisin. Bu nasıl bir akıl tutulması? Ben kesinlikle. Sana yazıklar olsun be. Allah senin cezanı versin. Tansu Dayan'ın kendisini taklit ederek yaptığı skeçlere çok gülen Müge Anlı, genç adama yeni taklitleri için enteresan bir hediye verdi. Annem de sürekli böyle yapıyorduk. Bu çocuğa bir peruk gönder. Bu çocuğa bir peruk gönder. Şimdi Sevcan'cığım gel, önce sana... buraya kadar geldin. Madem yapıyorsun, kes şu sakalını, bıyığını da. Şaka söylüyorum tabii. Sen böyle çok güzelsin. Çok bu, teşekkür ederim. Sana annemin... Aç. Annemin de çok arzu ettiği almam için. Çok şöyle. Tatlı ya. Bak bir de Sevcan senin için. Getir Sevcan'cığım. Bundan sonraki videolarında... Abuk subuk şeyler giyiyorsun. Ben onları mı giyiyorum? Gerçi burada da hani giymediğim şeyler var ama bunlar da senin bundan sonraki videolarını çekerken... Kullanacağım. Evet, kesinlikle kullanacağım hepsini. Evet. Materyaller olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Duruyoruz. Güzel anlatıyoruz. İnşallah ilk yani insanı gerçekten zıvanadan çıkarıyorlar. Adama bak. Bir dur sen de bir dakika be. Adama ne laf söylüyorsun sen? Asır çözüldü. Aşkın ateşi harlandı, sır çözüldü. Gelsin gayrı gelecek olanlar. Hayal kurup fırsatı kuşananlar. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, ikinci sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken kadrosuna yeni isimler eklemeye de devam ediyor. Yol açanlar. İn sürenler. Vaktidir gayri. Vaktidir gayri. Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosunda yer alacak isimlere Erkan Avcı, Tamer Yiğit, Bahtiyar Engin, Ahmet Yenilmez ve Seray Kaya da katıldı. Kuruluş Osman hem kadrosuna katılan iddialı isimler hem de yayınlanan ikinci sezon tanıtımıyla heyecan yarattı. Yapım şimdiden bu sezonda da ekranlarda fırtınalar estireceğinin sinyallerini veriyor. Vaktidir gayri. Vaktidir gayri. İş sürün. Yol açın. Devlet olma vaktidir.
Koruyamadım seni Züleyha. Derdine derman olamadım. Yaranı saramadım. Afrafet. Hasret bitiyor. Muhteşem bir sezon finaliyle ara veren Bir Zamanlar Çukurova'nın izleyiciyle buluşmasına sadece günler kaldı. Ah, ben senin oğlum. Öz babası sensin. Öz babası sensin. Züleyha! Ya geçmişin intikamını almaya geldin ya da geçmişte benden alamadıklarını almaya. Sen hiçbir zaman bunun aşk olduğunu kabul etmedin. Savaş sandın. Zaferle çıkmak için de yaktın, yıktın, döktün, geçtin. Uzun zamandır ortaya çıkmasını beklediğimiz sırlar sonunda ortaya çıkacak mı? Her bölümüyle merakımızı biraz daha arttıran yapım tanıtımlarıyla heyecanımızı daha da yukarıya taşıyor. İşte bana yaşattın. Her şeyin bedelini isteyip ödeyeceksin. Keşke beni öldürseydin diyeceksin. Öğrendim. Bu acıyla, bu vicdan azabıyla yaşamak ne demek biliyor musunuz? Ama bu kadar, buraya kadar. ATV ekranının sevilen günlük dizisi Beni Bırakma yarın yeni sezondaki ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Yenilenen oyuncu kadrosu ve enteresan hikayesiyle Beni Bırakma bu sezon oldukça ilgi çekici olacak gibi görünüyor. Ben senelerce bugünü bekledim. Bu uğurda kendim bile yok saydım. O yüzden bu ev, bu adam benim. Sadece benim. Tarık'ı bulup onunla görüşeceğim. Ona Leyla'dan bahsedeceğim. O kızın Tarık'ın kızı olduğunu düşün. Tarık böyle bir şeyi kaldıramaz Arzucu. Beni Bırakma'dan bahsetmişken yapımın kadrosundaki deneyimli oyuncular ve ekibe yeni katılan isimlerle ATV tanıtım filmi çekiminde gerçekleştirdiğimiz özel röportajlar ve eğlenceli detaylar haftaya Dizi TV'de olacak. Turumuzu gurur verici bir haberle noktalayalım. 9 Eylül 1993 yılında yayın hayatına başlayan Türk televizyonlarının lider kanalı ATV 27. yaşını doldurdu. 27 yıldan beri imza attığı iplerle, televizyon izleyicisinin tutkunu olduğu dizileriyle, reyting rekorları kıran programlarıyla ATV Türk televizyon tarihine damgasını vuran, pek çok ilke imza atan bir televizyon olmayı başardı. Nice yaşlara ATV.